Fatih. Özlem biri dolaşıyor çadırımızda. Günaydın Fatih. Günaydın Özlem. Ne yapıyorsun? Ne yapayım Özlem? Bunu elime verdin böyle, beni evden attın. Yani ne yapabilirim sence? Fatih, evden atılmana Özlem, ben mi sebep oldum? Esiyor, çok kötü esiyor. Bak, sen kötü şeyler yapıyorsun, ben de seni evden attım. Bu kadar basit yani. Ama evet, sen buna şöyle de diyebilirsin. Aslında bu senin için bir tatil. Evet, bu... Yani 24 saatlik tatil aslında yapacaksın. Aslında o bakımdan hiç düşünmedim Özlem. Gerçekten evet, ben düşündüm Fatih. O yüzden tatilde seni rahat bırakmayacağım. Şimdi Özlem, 24 saat ben bunun içinde mi kalacağım? Şu kadarcık şeyin içinde. Şu kadarcık şey deme bir kere. Bir biz seninle onda be? Daha önce kaldık, tamam mı? Bir bak mı Özlem bir? Bakıyorum bir ama şimdi açılınca büyüyecek o. Boyuna yetmeyecek tabii ki de ya. Açılınca büyüyecek. Tamam, yat. O zaman ben bunu hadi bir kur Özlem. Sen bir izleyelim tamam. Biz bir seni ne olacak? Evet. Tamam, bir de içini aç, göster. Bakar mısınız? Lükse bakın, bakın. Yani içeriden böyle, Fatih kolunu çeker misin bir? Hop, fileler falan var. 2-3 katlı çadır. Buraya böcek girmez, akrep girmez, fare girmez. Özlem, kendi sadece karantina Fatih çadırımı yaptım. Fatih, sen yani buraya sığacaksın mı? Ben onu anlamadım. Ben çok rahat sığarım. Sen hiç merak emin etme misin? Adam. 24 saat sizden kurtulacağım. Özlem, kurtulacağım. Görüşeceğiz. Her kurtulacak mısın ben, yoksa ailecek buraya mı geleceğiz gece, tamam, bilmiyorum. Şimdi çadırda kalacağım şeyleri ayarlayacağım Özlem. Arkadaşlar, valizimi hazırladım. Şimdi yavaştan çadırımın yanına geldim. Şimdi çadırımı şuradan açayım. Bu arada güneş vurmuş arkadaşlar. Umarım içerisi çok sıcak değildir. Şöyle çadırımı açtım. Valizimi şöyle içeri alıyorum. Evet. Dışarıdan kimsenin şöyle girmemesi için sarmalarımı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir bölmesi var çadırımın. Buraya valizimi boşalttıktan sonra yer kaplamaması için koyacağım. Ama öncelikle şimdilik şurayı bir kapatayım ben bir. Evet, valizimi ve açtım. Valizimin içerisinde neler neler var. Önce bir şu çadırımızı bir dizayn edelim. Ben hemen şöyle bir tripodumu kurayım öncesinde. Çünkü sizlere kendimi göstererek çekmek istiyorum videomu. Şöyle tripodum. Evet, tam şu köşeden koysam beni çekebilir herhalde. Aa, burada böcek var. Özlem şu an bu böceği görseydi bu çadırda asla kalmazdı. Evet, çadırımın içerisinde şimdi size valizimde neler olduğunu göstereceğim. Şu her ihtimale karşın gece dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı kendimi korumak için getirdim. Burada bir tane benim kamplarda kullandığım bir şey var. Aslında oturmak için ama ben bunu sefa niyetine kullanacağım. Şunu şöyle açacağım. Buraya tabağım vesaire koyacağım şöyle. Akşam üşüyebilirim. Sivit getirdim. Gördüğünüz gibi matım arkadaşlar. Bir tane yastığım var. Tabak getirdim. Kolonya getirdim. Dezenfekte etmek için. Evet, evde ışık bulamadığım için çadır ışığı şiren ışıklarından bir tanesini aldım. Islak mendil. Bir adet peçete. Burada benim yiyeceklerim var. Burada bir tane elma suyum var içecek. Sıcak su. Bundan çay demleyeceğim. Bir şey unuttum. Evet, unutmadım. Çayım burada ama bardak almayı unuttum. Arkadaşlar, kartlar gece ihtiyacım olabilir. Belki fal falan bakarım. Bir şeyler yaparım. Kitap getirdim. Şöyle göstereyim. Bu olmazsa olmaz Canan Karatay diyet kitabı. Çünkü çadırda diyete, 24 saatlik bir diyete gireyim istedim. Buradan akşam gece okuruz beraber, neler yapacağımızı, neler yiyip neler yemeyeceğimizi öğreniriz ama zaten çok bir şey de getirmedim yemek için. Kendime iki tane sandviç hazırladım. Biri akşam için, bunu akşam hava karardığında yiyeceğim. Bunu da sabah kalktığımda yiyeceğim. Yarım ekmek, bir ekmek yeterli olur diye düşünüyorum. Bir adet powerbank, telefonumun şarjı biterse. Şunu da kitap okumak için ya da aydınlatırsa burayı aydınlatmak için getirdim ama şöyle tavana falan asabilirim. Bakın, bunu böyle buraya taktığımda şöyle ışığı yanıyor, gördünüz mü? Ooo, bakın. Harici cihaz modu. Bunu müzik dinlemek için kullanacağız arkadaşlar. Bunu böyle gece buraya koyacağım. Hafiften müzik çalacak. Güzel bir gece geçirmek için çöp poşeti. Doğayı kirletmiyoruz. Bir tane Rubik küp. Özlem bunu yapamadı. Ben denemek istiyorum. Biliyorsunuz hayat hilelerinde bunu bayağı bir denedi. Ama olmadı. Ben bunu deneyeceğim. Sallanan kafa getirdim.
Bunu niye koymuşum ben bilmiyorum. Şöyle dizayn edelim. Burada sallansın. Güzel. Bir adet şarj aleti. Diş fırçasıyla diş macunu. Bunu niye getirdim bilmiyorum. Fırçalarım herhalde. Gece üşürsem diye bu battaniye aldım. Evet. Şu anda güneş gitti. Evet. Şimdi biraz dinlenmek istiyorum ben bir. Yani koskoca 24 saati sürekli olarak burada bir şeyler yaparak geçiremem diye düşünüyorum. O yüzden biraz yatıp dinleneyim ben. Sonra kalkar bir çayımı demlerim. Ondan sonra bir kitap okuruz, bir oyun falan oynarız. Bir şeyler yaparız. Mükemmel ya. Var mı böyle bir keyif arkadaşlar? Hoppa. Evet arkadaşlar. Biraz böyle bir yarım saat falan kestirmişim ama bayağı bir terlemişim. Ben neyi unutmuşum peki biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii. Ben su unutmuşum. Bardak unutmuşum. Nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum. Özlem'in de geldiği gittiği yok. Gelse ihtiyaçlarımı söyleyeceğim. O zaman bir kusura bakmayın ama ağzımla içeceğim mecburen. Çok acayip susadım. Kartlarla küçükken siz oynar mıydınız bilmiyorum ama ben bunlarla genelde hep şey yapardım, çatı yapardım. Böyle ev kurmaya çalışırdım. Arkadaşlar şu anda burası çok karanlık, dışarısı karanlık, yani uyudum uyandım, şu anda yağmur yağıyor ve ben burada tek başımayım, ne yapacağım bilmiyorum, bu gece burada nasıl geçecek hiçbir fikrim yok, şu ışığı getirdim ama bu ışık da yanmıyor, pili bitmiş sanırım, bu da sandığım gibi olmadı, bu ışık sürekli kapanıp, yandı, süper, şuraya koyarsam eğer sizler de beni görebilirsiniz. Akşam faslı başladı. Yemek yiyeceğim. Çay yapmak istiyorum ama sabaha çayım kalmayacak maalesef. Şuradan şu müziğimi takıp açalım bakalım ne olacak. Evet gördüğünüz gibi bu alet de çalışmadı. Yani bugün niyeyse böyle teknoloji hiç benden yana değil. Işığım çalışmıyor gördüğünüz gibi. Planladığım ışık bu yanıp yanıp sönüyor bu şekilde. Şöyle koyayım, söndüğü sürece şey yaparım. Evet, kumanyamızı aldım, kumanyayı şöyle. Kim bilir Özlemler içeride neler yediler, neler içiyorlar. Ve acayip susamışım ben biliyor musunuz? Ama su yok işte, yanımda su yok. Su da almam, meyve suyuyla idare ediyorum. Işığım yine kapandı. İyi ki video çekiyorum. Video çekmesem gerçekten çok canım sıkılacak. Şuradan bir şeyler geliyor görüyor musunuz? Tüh bunu kapatayım ya ben bu olmadı. Neden olmadı bilmiyorum. Müziksiz bir şekilde sessiz sedasız geçecek herhalde. Biraz kitap okurum. Ondan sonra Rubik küp yaparım. Ekmeğimi yerim bakın. Yani görüyorsunuz. Rüzgar mı var yoksa bir şeyler mi oluyor burada birileri mi geliyor? Hiç bilmiyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Saat şu anda 12 falan herhalde ya da 12'ye geliyor tam bilmiyorum. Şilan'ı uyuttum. Bakar mısın sabahtan beri canım çıktı bu evde temizlik yapıyorum arkadaşlar. Sabahtan beri ben temizlik yaparken Fatih çadırda yan gelip yatıyor arkadaşlar. Ben ona şimdi yan gelip yatmak nasıl oluyormuş göstereceğim, anlatacağım. Keyif nasıl yapılıyormuş onu göstereceğim. Bir bakar mısınız? Bir bakın arkadaşlar. Yani keyif dediğiniz şey tam olarak böyle yapılır. Bakalım çadırda ne yapıyor gidip görelim. Bir saniye bekleyin durun ayakkabımı giyiyorum. Bir saniye bekleyin. Şöyle koysam durur mu ki bu kamera? Tepsiden çeksem kendimi. Bir saniye gidiyorum. Şuranın ışığını açayım yalnız ben korkuyorum. Köpek sesleri falan geliyor. Arkadaşlar ben bu çadırda kalsam ölürdüm herhalde gece korkudan biliyor musunuz? Mümkün değil kalamazdım. Bakın çeneye bakar mısınız? Fatih. Özlem. Özlem geliyor.
Evet müsaitim, gel. Gelebilir miyim? Ben gözükmüyorum yalnız burada, biliyor Özlem, musun? Özlem, müsaitlikten kastın nedir? Ne yapabilirim burada yani? Kameraya çekeceğim ya, aç şurayı. Hadi gözükmüyorum. Açmıyorum ben. Arkadaş, sabahtan beri neredesin? Su, ya hadi açar mısın zaten? Su almayı unutmuşum. Yani bardağım yok, ışığım çalışmıyor, müziğim ya, çalışmıyor. Ya hava soğuk, açar mısın? Ya neresi soğuk hava ya? Hiç ışık yok. Işık var mı içeride? Özlem, ışık var da buraya sığmayız ki ikimiz, gelme bence. Bir saniye arkadaşlar, Özlem geldi. Arkadaşlar gerçekten kafayı yedirecek bana. Kafayı yedirecek bana yani. Aç şu kapıyı. Dur bir saniye. Sabahın köründen beri orada keyif yapıyorsun sen. Ben evde çalışıyorum, temizlik yapıyorum ya. Ne temizliği Özlem? Ayıp, gerçekten ayıp yani. Başka da... Evet. Yuh, yani çadırı hadi. Var ya 80 kez kapatmış. Tutar mısın şu tepsiyi? Sıcak çay var mı? Var. Allah, arkadaşlar. Ay, ayakkabını nereye koyacağım? Nasıl yani? Ayakkabıyla girmeyeceksin tabii ki Özlem. Saçmalama, ben korkuyorum. Ayakkabıma böcek falan gelirse ne olacak? Ha, Özlem. Düştüm. Az git öteye git. Ya var ya, sığmadı. Yemin ediyorum. Sığmadı. Gel şuraya. Neredesin? Ay. Sabahtan beridir kuru kuru yiyorum ya. Hadi, kapat, böcek girmesin. Böyle. Yok mu ışığın senin, bir şeyin? Özlem, her şeyin bozuk çıktı, biliyor musun? Nasıl yani? Yani mesela şu ışığım... Çay dökülecek. Sen valiz mi getirdin buraya? Ben böyle ışık yapayım telefonumdan sana, bak. Aha, çok güzel şöyle oldu. Şöyle yaparsam gözüküyor tamam muyuz güzel? Biraz gözük. Arkadaşlar, nereye koysak bu telefonu? Neler getirmiş ne Özlem? Çay... Fatih dur bir saniye, getirdik. Çay içebilir miyim? Hayır tabii ki. Saçmalama, sen çadırdasın. Elindekiler, yanındakiler yeter sana. Bunlar benim. Özlem, elin saf. Bak, kuru kuru yiyorum. Fatih bak, gecenin bir körü. Kuru kuru şurada, yiyorum ya. Şurada dışarıda rüzgar var. Bak, kameradan gözükmüyor. Yağmur tabii, yağdı biliyor musun sen? Arkadaşlar aydınlatayım kendimi. Yağmur mu yağmur yağdı? Yağmur yağdı, hiç şey yaptın mı? Fatih, ben temizlik yapmaktan yağmuru mu görüyorum? Düşündün sabahtan mi beri, Fatih, ne halde biliyor yapıyor musun? Dur bir dakika, şuraya şimdi koy bari. Şimdi ayarlar mısın? Aydınlanalım. Heh. Çekmiyor değil mi seninki? Az bir çay içebilir miyim? Allah, Şilan'ı uyuttum. Babaannesi yukarıda arkadaşlar. O yüzden şeker kaçtım atmadım yani. De. Attım. Ya bana niye? Allah razı olsun. Bak, suyumu unutmuşum. Ya sen bu valize ne koydun? Bir bana gösterir misin? Bağırttırma beni, konuk olmuşum dışarıdan. Özlem dur, bir yemeğe miyim? Acıktım. Diş fırçası getirmiş arkadaşlar. Böyle şey, kitaplara bakar mısın? Sanırsınız 6 ay kalacak valiz. Biz burada kitap okuyoruz, yemek yiyoruz. 3 kitap getirmiş. Şilan'ı uyuttum, geldim. Ne yapayım içeride tek başım? Allah Allah, sabahtan beri temizlik yapıyorum. Elin saf. Arkadaşlar, size bir şey söyleyebilir miyim? Çok önemli bir şey. Şimdi bu çadırda aslında ben kalacaktım. Ama yani takdir edersiniz ki bahçede börtü böcek olur, fare olur, yılan vardı, olur. Gösterdim her ben. Bir... Şurada yürüyor musun? Her bir şey olabilir. Benim burada bahçede kalmam mümkün değil yani. Ama eğer isterseniz salona kurup çadırı kalabilirim. Ama salonda çadırda kalabilirim. 24 saat hiç çıkmam. Ne olur arkadaşlar, ben de çekeyim bu videodan. 24 saat yatacağım çadırın içinde arkadaşlar. Bu ne? Fatih. O yüzden biri dolaşıyor çadırımızda. Arkadaşlar, göl başını görüyorum ileriden. Cidden diyor, ben burada kalsam ölürüm ya. Gerçekten ölürüm. O yüzden Allah'ın aşkına git. Ha, sen bu saatte ne yiyorsun, ben onu anlamadım. Allah'ın aşkına, o çayın kokusu benim şey yaptı. Git azal lütfen. Azal bir yudum iç. Yok, şekerli o, ben senin içemem. Senin çayın yok muydu? Bunda vardı. Bu termos ne? Çay termosu değil mi? Bardağım yok. Bardağımı unutmuşum. Suyumu unutmuşum ya. Aa. Meyve suyuyla idare ediyorum yani. Kitaplarını almışsın ama. Kitap almış, bardak almamış. Arkadaşlar mantığa bakar mısınız? Yani yok böyle. Arkadaşlar, hadi köpek ya, buraya gelebilir mi? Gelebilir Özlem, köpek de gelebilir. Arkadaşlar biz bu çadırda şeyde kaldık. Neresi? Olimpos Çıralı'da. Evet. Olimpos değil, Alanya mı? Neydi? Olimpos'ta hem de iki kişi kaldık Antalya yani. Antalya mıydı? Çıralı'da arkadaşlar. Benle Fatih bu çadırda yattık. Birkaç gün kaldık, böyle çadır kamp gibi bir şey yaptık, gezdik. Hilal'le Burak da bir diğer çadırda kaldı. Aynı çadırdan iki tane almıştık. Özlem, kapağım kayboldu. Ne meyve kapağı? Suyumu vallahi. Eğer bunun kapağını bulmazsak bana su getirirsin, ben sana bulduk. Keşke bulamasaydık. Arkadaşlar ya, burası inanılmaz rahatmış. Gerçekten ben de burada kalmak istiyorum. Özlem buraya sinir bozmaya gelmiş. Kesin yani. Sadece bir şey söyleyeceğim. Şarjım var mı ya? Gece buraya hayaletler gelebilir, biliyorsun değil mi? O yüzden ben öyle şeylerden korkuyor muyum? Bak, ben sana bir şey diyeyim mi? Burada insan yok dışarıda. Ben sana söyleyeyim. Özlem, fare olabilir içeride. Ya saçmalama. Hadi sen git hadi. Tamam, hadi git giderim, Özlem. İstenmediğim yerde durmam. Git, ben Özlem, gideceğim. Git, ben... Çift kişilik yatağa böyle serileceğim arkadaşlar. Bir sağa döneceğim, bir sola döneceğim. Bir önüme döneceğim, bir arkama döneceğim. Böyle döne döne yatacağım. Özlem, hadi aşkım.
Hadi evine, hadi. Ama burası çok rahatmış arkadaşlar. Hadi, ben açayım şuradan sana. Tepsimi de ver. Tepsiyi bıraksaydın bari ya. Hayır, tepsimi de götüreceğim. Dur bekle bir dakika, ayakkabılarımı giyeceğim. Donuyorum. Fatih, bunun içinde böcek var mıdır gerçekten? Böcek var mıdır diyor hala. Böcek var mıdır? Gözükmüyor. Bakın, orada karanlıkta arkadaşlar. Güzel mi bu? İçini göstersene. Çok sıkıntılı bir yer değil mi ya? Dur kalk. Hadi kalk kalk. Kalk. Güvenlik gelip seni buradan... Ay ne oldu? Al, telefonumu Özlem da ver, ışığımı da ver. Hadi ver, git, git Özlem. Anahtarım hadi içinde mi? Anahtarım burada Özlem. İnşallah dövecekler gelir fareler. Buradaydı anahtar, ne yaptın? Aldım, tamam, görüşürüz. Hadi güle güle, hadi. Görüşürüz. Gitti, Özlem gitti gerçekten. Daha gitmedim, gidiyorum. Gitsin, bence gitsin Özlem. Arkadaşlar. O yüzden fark etmedi ama biz bisikolatasını aldım. O yüzden şimdi ekmeğin üzerine bu güzel gider. Bisikolatadan birazcık yiyeyim şöyle. Çayımı demleyeceğim artık. Artık çayımı demleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Özlem su da getirmemiş. Bardak da getirmemiş. Hadi şu suyumu da dökmeden çayımı demleyebilirsem. Şöyle bir tane attım. Bunu da attım. Elim yandı. Evet. Ama en azından Özlem'in bisikolatasını kaşla göz arasında götürdüm. Özlem. Fatih. Ne oldu? Bak. Bu da benden sana bir insanlık olsun, tamam mı? Al. Ne getirdi? Susuz. Burada bayılıp etme diye. Allah razı olsun. Sana su getirdi. Özlem bak, ben de sana ne göstereceğim. Ne göstereceğim? Bak, benim bir çikolatam var. Tepsiden mi çaldın? Evet. Allah seni. Çaldım ya, vallahi çaldım yani. Yuh diyorum sana, başka bir şey demiyorum. Ne teşekkür ederim. Su, arkadaşlar su getirmiş. Şimdi Özlem olsa bunu hayatta giymezdi. Çünkü yok içinde böcek vardır. Yok içine böcek girmiştir. Oy bir an üşüdüm arkadaşlar. Heh. Tamam. Evet. Çayım olmuştur artık. Çayımı içebilirim. Hmm. 10 numara olmuş. Niye kalmayayım yani? 24 saat kafamı dinliyorum sanki. Kampa gitmiş gibiyim arkadaşlar. Burada ışığım var yani. İsteyebileceğim her şey var. Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Ben telefonumu arıyorum, inanır mısınız? Telefonum orada beni çekiyor. Ben telefon arıyorum burada döne döne. Tamam, ben artık yatayım yani. Bayağı zaten saat gece şu anda 12.30. 12.30 sabaha, sabahın aydınlanmasına yaklaşık 6-7 saat var. Ben uyuyacağım şimdi. Şöyle telefon kaydettiği yere kadar kaydeder. Ondan sonrasında zaten kapanır arkadaşlar. Ben de uyumuş olurum. Heh, şöyle. Bakın burada benim yastığım var. Şöyle yatağıma doğru çekeyim. Heh, yorganımı da şöyle üstüme alacağım. Hoppik. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar şu anda saat tam 3, gece saat 3 ve ışıklar kapanmış, telefonun kaydı durmuş ve gerçekten soğumuş. Yani esiyor şu anda, ben kamera kadrosuna da giremiyorum. Şöyle yatarak mı konuşsam bilemedim. Gerçekten şu anda soğumuş ve esiyor ve rüzgar da var, sallanıyoruz. Sabah olmadı. Sabah olsa evime gideyim ya artık. Gerçekten bakın ışık da söndü. Kamerayı da kapatayım şurada.